Sizleri Faruk'la tanıştırmak istiyorum. Faruk geçtiğimiz senenin çoğunda sinirim sistemiyle alakalı problemler yaşadı. Aralıklı ama oldukça sık olarak nitelendirebileceğimiz karın ağrısından ve düzensiz bağırsak hareketlerinden mustaripti. Bağırsaklarında zaman zaman hiçbir hareket olmazken bazı zamanlarda da oldukça yoğun bir hareketlilik yaşanıyordu. Şimdi Arkadaşımız Faruk bir gün bu durumundan bir arkadaşına söz ediyor ve arkadaşı da ona Faruk geçenlerde televizyon seyrederken bir bağırsak rahatsızlığından bahsedildiğini duydum. E, tam olarak hatırlamıyorum ama adı sanki irritable bağırsak hastalığıydı. Belirtileri senin belirtilerine çok benziyordu. Bence bir doktora görünsen iyi olur diyor. Bunun üzerine Faruk doktora gidip Doktor hanım sanırım bende İBH var diyor. Doktor ise bunu duyduğuma çok üzüldüm. Şimdi bana neden İBH'den şüphelendiğini anlatabilir misin diye cevap veriyor. Faruk belirtilerinden bahsederken doktor aklından acaba İBH yerine İBS mi demek istedi diye geçiriyor ve Faruk'a Faruk sen de kısaca İBS olarak bilinen irritable bağırsak sendromu adında bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum diyor. Bunun üzerine Faruk ama bu İBH ile aynı şey değil mi deyince de doktor bu çok sık yapılan bir hata. Evet kısaltmaları birbirine çok benzeyen iki farklı rahatsızlık var. Bunlar irritable bağırsak sendromu yani İBS ve inflamatuar bağırsak hastalığı yani İBH. Şimdi sana bunların arasındaki farkları anlatayım diye cevap veriyor. Gelin şimdi doktorun anlattıklarına hep birlikte bakalım. Sol tarafa irritable bağırsak sendromunu yani kısa adıyla IBS'yi koydum. Bu rahatsızlığın detaylarına girmeden önce sendromun ne demek olduğundan söz etmek istiyorum. Daha iyi anlatabilmek için de örnek olarak bir araba hakkında konuşalım. Arabanızla ilgili yolunda olmayan bir şeyler olduğunu düşünelim. Arabayı tamirciye götürüp tamirciye kaportanın altından bir ses geldiğini, Arabanın hızlanmadığını ve motor kontrol lambasının da yandığını söylüyorsunuz. Bunları duyan tamirci bunun bir motor takırdama sendromu olduğunu söyleyip gevşemiş motor parçası, gevşemiş fan kayışı ya da arabanın yağının azalması gibi birçok farklı sebebi olabileceğini de ekliyor. Motor takırdama sendromunun gerçek bir sendrom olmadığını anlamış olmalısınız. Yine de bence bu örnek sendromun probleme yol açan sebeplerle tanımlandığını gayet iyi bir şekilde açıklıyor. Bu örnekteki sendromun birçok farklı sebebi vardı. Ama ortaya çıkan sesler ve araba üzerindeki etkileri tamamen farklıydı. Benzer şekilde tıptaki sendromlarda altında yatan patolojik mekanizmalar yerine klinik işaretler ve belirtiler tarafından tanımlanan rahatsızlıklar olarak bilinir. Hatta esasında birçok sendrom farklı mekanizmalar tarafından ortaya çıkmış olsa da benzer belirtiler gösterebilir. Öyleyse irritable bağırsak sendromunun da birazdan ayrıntılı şekilde bahsedeceğimiz belirli işaretlerle ve belirtilerle tanımlandığını söyleyebiliriz. Bu durum inflamatuar bağırsak hastalığı yani IBH'den farklı. Çünkü IBH bir sendrom değil. IBH inflamasyonun yol açtığı iki rahatsızlık sonucu ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar kron hastalığı ve ülseratif kolit. Peki bu ikisi arasında ne gibi farklılıklar olabilir? İritabl bağırsak sendromunun teşhisi belirtilerin sıklığına ve uzunluğuna bağlıdır ve klinik olarak yapılır. Sendromun teşhisi için son 6 ayın en az 3'ü boyunca ayda en az 3 gün olmak üzere tekrarlayan karın ağrısı şikayetine ilaveten Az sonra bahsedeceğimiz belirtilerin de en az ikisinin var olması gereklidir. Şimdi bu belirtileri yazalım. Ağrının bağırsak hareketleri sonucu azalması ya da ağrının ishal ya da kabızlık gibi bağırsak hareketlerinin sıklığındaki değişim sonucu ortaya çıkması ve son olarak ağrının dışkının formundaki değişikliğe bağlantılı olarak değişmesi. Bunlar Faruk'un da gözlemlediği belirtilerdi. IBS'nin sebebi ya da altında yatan patolojik mekanizmanın ne olduğu bilinmiyor. Zaten IBS'nin bir sendrom olarak sınıflandırılmasının sebeplerinden biri de bu. IBS'ye benzer olarak inflamatuar bağırsak hastalığının asıl sebebi de aslında tam olarak bilinmiyor. Fakat buna rağmen bu hastalığın iki türü olarak belirttiğimiz Crohn hastalığı ve ülseratif kolitin altında yatan patolojik mekanizmalar saptanabilmiş. Bu hastalıkların ikisinde de uygunsuz bir inflamatuar yanıt var. Bu inflamasyon, sindirim yolunun değişik kısımlarında ortaya çıkıp belirlenebilen ve gözlemlenebilen bağırsak hasarına yol açıyor. İnflamatuar bağırsak hastalığını teşhis edebilmek için bu patolojik değişimlerin gözlemlenebilmesi gerekir. Kron hastalığı, mide bağırsak yolunun herhangi bir yerinde, yani ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde hasara yol açabilirken, Ülseratif kolitteki hasar kalın bağırsakta meydana gelir. Şimdi de irritable bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığının tedavileri arasındaki farka bir göz atalım. Tedavileri belirti odaklı ve mekanizma odaklı olarak iki sınıfa ayıracağız. İrritable bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak rahatsızlığının benzer belirtileri olduğundan belirti odaklı tedavilerin çoğu iki rahatsızlığa da iyi gelir. Bu tedavilere yüksek lif içeren diyetler, fiziksel egzersiz gibi beslenme ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler veya belirtiye bağlı olarak bağırsak hareketlerini hızlandıran ya da yavaşlatan ilaçlar örnek verilebilir. Örneğin hastada ishal gözlemleniyorsa antidiyaretik ilaçlar, hastada kabızlık gözlemleniyorsa da laksatif ilaçlar tercih edilir. IBH ve IBS'nin mekanizmaları farklı olduğundan, mekanizma odaklı tedavileri de farklı olacaktır. Her ne kadar IBS'nin asıl sebebi bilinmiyor olsa da, bu durum bir çeşit bağırsak anksiyetesi gibi düşünülebileceğinden, IBS bilişsel davranışçı terapi yani kısa adıyla BDT, ilaçları ve bir antidepresan grubu olan SSRI'nin de dahil olduğu anti-anksiyete ilaçları gibi anksiyete tedavilerine cevap verir. İBH'nin adından da anlaşılacağı gibi hastalığın sebebi uygun olmayan inflamatuar bir yanıt demiştik. Dolayısıyla inflamasyonu azaltan steroidler ve bağışıklık sistemiyle inflamatuar hücrelerin etkileşimini değiştiren bağışıklığı düzenleyen ilaçlar, İBH'ye yol açan inflamasyonun azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Evet, böylelikle bu videoda klinik bulgularla kendini gösteren irritable bağırsak sendromu ile altında yatan patolojik mekanizmalar sonucu ortaya çıkan inflamatuar bağırsak hastalığı arasındaki farkları genel hatlarıyla öğrenmiş olduk.